Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün çok değerli bir dostum benim konuğumdur. Azerbaycan'da beraber okumuştuk. Aynı yıllardan birlikte okuduk. Terlan Gazanferoğlu. Kendisi keman ustası. Türkiye'de sizler onu çok dinlemişsiniz. Çok yerlerde kemanın sesini duyuyorsunuz. Belki kendisini görmemişsinizdir. Ama duyduğunuz keman sesi, o güzel ses Terlan Bey'in kemanından çıkan sestir. Terlan Bey, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyiz, teşekkür ederim. Ayrıca bu programı düzenlediğiniz için yani size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum ki bu programa katıldınız. Ben çoktan sizinle bu programı yapmak istiyordum. Bir türlü zaman olmuyordu. Hem sizin zamanınız denk gelmiyordu, Evet. hem bizim olmuyordu. Ama şükürler olsun ki bugün beraberiz. Ben sizin Türkiye geliş tarihiniz herhalde 1992 senesindedir. 92'de evet. O zamandan Eşimle beri. beraber geldik 92'de. Rahmetli Hikmet Şimşek davetiyle Evet. geldik. Eşim daha doğrusu geldi. Benle beraber geldik. O tarihte ben de operaya girdim. Ya 20 sene geçti. Yani 20 20 sene. sene, Evet. 20 seneden daha fazla. 21 seneye yaklaşıyor. Yani 21 Yani sene. günler çok çabuk geçiyor. Ben de Tabii. 88 senesinden beri buradayım. Yani sanki dün gelmişim gibi öyle bir şeyim var, Evet, tabii izlenim ki, var. tabii. Siz Azerbaycan'da bildiğim kadarıyla Bülbül Musiki Mektebi'nde okudunuz. Evet, Bülbül Biraz sonra oralardan Uzeyir Adliye bahsetseniz. Konservatuvarını bitirdim. Sonra uzun zamandır Nazım Rızaev Oda Orkestrası'nda Kamide çalıştım. Orkestra, evet. Bayağı uzun yıllardır, 14 sene Bakü'de çalıştım. Turnelere yaptık. Vay, çok güzel anlarımız var. Çok güzel de orkestra. Yani Allah rahmet eylesin bizim şefimiz Nazım Rızaev'i. Çok değerli Çok bir değerli bir sanatçıydı, müzisyen değerli bir tabii. Çok şeftir. güzel şeyler aldık ondan yani çok şey öğrendik. Bizim Zaten hocamızdı. Hem şef hem hoca. evet, Bizim Azerbaycan şef. gerçekten bu işte çok ileriye gitmiştir bu Evet, müzik tabii ki. konusunda, sanat konusunda çok değerli sanatçılar yetiştirmiştir. Ve onlardan biri de sizsiniz. Teşekkür Ben ederim. Teşekkür sizinle ederim. aynı zamanda okumuşum ve sizin ne kadar güzel bir usta olduğunuzu biliyorum. O zaman okuldayken Terlan Terlan diye hep böyle arkadaşlarımız dolaşırdılar. Hocalar Terlan diye bahsederdi. Çok güzel bir müzisyen diye hep sizden konuşurlardı. Ben de Ben sizden çok iyi şeyler duydum. sağ olun, teşekkür ederim, sağ olasın. Çok Ben değerli tar ustasısınız. sağ olun, sağ olun. Ben bu yakında gene Azerbaycan'a gittim. Orada değerli rektörümüz, Milli Konservatuvar Rektörü Siyavuş Kerim ile de oturup konuşurken sizden bahsettik, Elnara Hanım'dan bahsettik. Orada şimdi Elnara Hanım'ın adını çekmişken sizin değerli Benim eşim, eşiniz evet, Elvara Elnara Kerimova, Kerimova, evet. o da çok değerli bir şef. Ankara Radyosu'nda Çok Sesli Ankara Radyo Koro'da Çok Sesli Koro çalışıyor. şefi. Elnara Hanım'ın yaptığı birçok işler var. Siz onları daha yakından Tabii. biliyorsunuz. Bir bahseder misiniz Ya onlardan? şimdi yani şef olarak yani Ankara Radyosu Çok Sesli Koro şefi olarak çalışıyor burada. Zaten biz bu unvanla başladı burada çalışmaları. Onun dışında bir de Orfeon korusuyla uzun zamandır çalışıyor. Evet, Orfeon korosuyla Elnara Hanım beni de davet etmişti. Bir Sarı Gelin Azerbaycan halk mahnısını işlemişler koro için. Ben de tarla eşlik ettim onlara. Öyle bir hatıram var Ha ne Elnara güzel. Hanım'la. Evet. Çok güzel de olmuştu. Onun dışında birçok yine Azerbaycan'da da çalışmaları Evet, olmuştur. tabii ki yani şöyle bir Orfeon korosu ile yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişler. Yani çok büyük İngiltere'de birincilik kazanmışlar koro yarışmalarında. Sonra Kanada'da birincilik kazanmışlar. Sonra
Avusturya'da Dünya Koro Olimpiyatlarında yani dört dalında ödül almışlar. Yani çok ikinci ödülü yani ikincilik dört dalında bayağı büyük başarı. Ternan Bey, isterseniz şimdi beraber bir şey çalalım sizinle. Çalalım. Çaman, tar ve bir de değerli bugünkü misafirimiz bizim Natalya Hanım. Natalya Bozkurt. Bozkurt. Hanım da bizimle beraber olacak. Yani. Ternan Bey'le beraber çalışıyorlar. Onu da davet edelim. Beraber bir şeyler çalalım. Bir şeyler çalalım. Tamam. Thank you.
Terlan Bey, elinize sağlık. Sağ olun. Azerbaycan halk mahnısı Laçın'ı biz beraber çaldık, Laçın mahnısını. Ben size burada şimdi birçok CD'ler görüyorum. Bunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi bu çaldığımız parça Laçın, bizim halk mahnısı, halk türküsü. Biz birinci CD'ye koymuştuk. Evet. Şimdi bu CD'lerden biraz bahsedelim de. Bir gün yani bir alışveriş merkezinde gezerken şöyle bir şey duydum, yani keman, yani böyle bir şeyler hafifçe bilinen melodileri çalıyor. Çok bana çok ilginç geldi çünkü daha önce hiç rastlanmadım böyle bir şeye. Sonra öğrendim ki bu, yani Türkiye'de, aslında sadece Türkiye'de değil de belli bir süre bir moda oluştu. Yani kemanla bilinen bir pop parçaları çalmak. Şöyle ben dikkatle dinledim ve dedim ki yani bunu ben yaparım, yani hatta daha iyi, yani en iyisini yaparım yani. Biz yola çıktık yani, sonra bir piyanistle tanıştık, Natalia Bozgurt. Kendisi Rus asıllı ama burada uzun zamandır burada oturuyor, Türkiye'de. Ve bir araya gelince şöyle bir şey çıktı, birinci CD bizim. Beyoğlu Rapsodi diye bir CD. Şimdi bu CD şöyle diyebilirim ki kaç tutuldu. Kaç parça var yani burada? Terla Bey, 14 eser. Yani 14 evet, eser var. Hem Türk parçaları hem Azeri evet, parçaları. Karışık çalmışsınız. Yabancı eserler evet, de evet. var. Yabancı eser yok. Bu zaten yok aslında burada. Yabancı eserler ama Türkiye'de eserler mesela. Evet, tabii. Ve birinci CD bizim bayağı tutuldu yani. Hatta yani 10 binin üstünde bir satış gerçekleşti. Yani bu devirde bu kötü bir rakam değil yani. Elbette. Ben zaten bunu söylemek istiyorum. Birçok alışveriş merkezlerinde de ben şunları dinliyorum. Hatta arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Diyoruz ki ya bu kadar Azerbaycan mahnısını, yani içten çalabilmek için mutlaka bu Azerbaycanlı olması lazım, Türk olması lazım. Çünkü birçok sanatçılar kemanla, dediğiniz gibi piyano, keman icra etmişler. Ama bizim bu müzikleri, bizim eserlerimizi mutlaka Türk kanı olacak içinde. Azerbaycan kanı olacak ki onu güzel hissetsin. Ve ben sorduğumda bana dediler ki bunu Ternan diye birisi çalıyor. Dedim bu bizim Ternan'ımızdır. Siz galiba büyük ihtimalle bu bizim ikinci CD'yi dinlemişsiniz. Cafe de Beyoğlu. Evet. Bayağı son zamanlar popüler oldu. Şimdi birinci CD'den sonra Cafe de Beyoğlu da çok tutuldu. Hatta birinci CD'den çok daha fazla tutuldu. Hatta 40 binin üzerinde bir satış gerçekleşti. Yani bayağı yani beğenmişler yani bu CD'yi. Orada neler var? Kaç eser burada var? Burada da hem Azeri hem Türkler de var. Türkiye şeyin parçaları var. Türk parçaları. Yani burada ağırlık şöyle eski pop, eski Türk pop şeyi şarkıları. Sonra şeyin Türk sanat müziği şarkıları ve Azerbaycan şey türküleri. En çok tutulan CD de bu oldu yani, Cafe de Beyoğlu. Kaç sonra bu ikinci CD'miz. Evet. Ondan sonra bir de üçüncü CD. Bu da üçüncü CD. Bu üçüncü CD tamamen yabancı parçalardan oluşan bir CD. Yani sinema müziği, yani film müziği. Sinema, evet. Evet, 20 parça. 20 parça da burada var. Evet, evet. Bayağı güzel çalışmalardır. Çok güzel. Terlan Bey, şimdi ben size buradaki verdiğiniz konserlerle ilgili bir şeyler sormak istiyorum da, elbette çok konserleriniz olup da böyle bir ilginç olaylar geçti mi başınızdan konserler esnasında? Yani size ilginç gelecek, bir izleyicilerimize anlatabilecek. İlginç. Şimdi gelince, şimdi biliyorsunuz Azeri ve Türkçe, Azerice konuşan Türkçe ve Türkiye konuşan Türkçe yani birbirine çok yakın dillerdi ama evet. yakın olduğuna rağmen bir sürü şeyler var. Yani çok komik olaylar oluyor da. Evet. Çünkü şive farkı var. Yani o komik dillerimiz şeyi hatırlıyorum ben. Bunu bana operada anlatmışlar ben de. Operada yani çok önceden Niyazi Bey gelmişti operaya. Bir gün bindi taksiye. Şimdi operanın yanından geçiyor. Orada inecek operada. Şey diyor taksici, diyor durun ben düşeceğim. Evet. Bilirsiniz yani Azerice düşmek sakla yani. Sakla ve düşeceğim. Evet.
Takside diyor ki, hayır diyor ki, düşemezsiniz diyor. Ve devam ediyor. Kapı kapalı düşmesin. Ama ne olur diyor, durun ben düşeceğim diye opera geldim. Operada çalışmalarım var. Düşmek isteyeceğim. Yok onu. Düşmeyeceksin ve devam ediyor. Yani öylece de gayet Kızılay'a kadar gittiler. Ben de onu duymuşum. Hatta sonunda Maestro Niyazi taksi şoförüne demiş ki, kardeş sakla, ben düşeceğim. Taksici de demiş, durdurmuş arabayı, kapıyı açmış, düşecekse düş yani. Düş, düş, git düş. Kendin düş. Elbette çok yakın şeylerdir. Ya, bu şeyden, şive farkından kaynaklanan çok çok şey var, espri var da bunları şimdi anlatmayayım ama bir gün fırsat olursa inşallah, anlatırım. İnşallah, inşallah konuşuruz. Ben isterdim ki şimdi bir Kemal'la beraber bir şey çalasın. Tamam, bir üçüncü seciden bir parça çalacağız. Bir güzel bir eser bizim için icra. Tamam. Gene Natalya Hanım'ı davet edelim. Natalya Hanım, evet. Eline sağlık. Derlan. Sağ olun. Çok güzel icraydı yine. Ben şunu sormak istiyorum. Sizin ailede müzisyen var mı? Yani müzikle uğraşan birisi var mıydı? Yani benim ailede, yani baba, anne, yani şimdi şöyle bir profesyonel müzisyen yok. Yani annem piyano çalıyordu. Babam biyoloji profesörüydü. Çok bilinen bir insandı. Çok popüler bir insandı zamanında. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani o hem biyoloji profesörüydü hem de saz çalıyordu. Gazanfer Kuliyev değil mi? Gazanfer Kuliyev. Evet. Gazanfer Kuliyev biyoloji profesörü.
Saz çalıyordu. Türkiye'de bilinen yaprak saz. Yaprak saz. Hem de çok güzel sesi vardı. Nereliydi yani, babanız? Babam Azerbaycan'da bir bölge var. Gedebey bölgesi. Gedebey olursa mutlaka aşık sazı çalmaz. İşte aşık müziği orada çok şey yaygındır. Yaygındır evet tabii. Öyle. Yani annem de piyano çalıyordu. Biraz çalıyordu fazla diye. Ama yani onun o da okumuş. Yani ilk okulu eğitim almış. Liseyi de bitirmiş. Sonra devam etmemiş. Evet ama piyano çalıyordu. Hani. Siz de çalıyorsunuz aşık sazını. Ben geçen bana Elnar Hanım bir tüyo verdi. Ama uzun zamandır çalmadım ama çok özledim. Yani yok, aşık şimdi Elnar Hanım dediyse demek güzel çalıyorsunuz. Zamanında söyledim. Ben bilseydim aşık sazı getirirdim bura. İnşallah başka bir programda o aşık sazını da yani sizi dinleyeceğiz. Çalmam yani hatırlamam lazım çünkü uzun zamandır çalmadım. Evet. Burada yaprak saz satılıyor. Ben alacağım bir gün. Azerbaycan'dan şey yaparız, getiririz. O da olur. Oradan da getiririz. İnşallah, inşallah. Burada şimdi nerede çalışıyorsunuz? Onlardan biraz bahseder misiniz? Burada şimdi opera, Ankara Opera Devlet ve Opera ve Balesi Orkestrası'nda. Orada orkestrada keman çalıyorsunuz. Bir de çiftlik yaptığınız bir grup da vardır, tiyatroda. O tiyatroda. Tiyatroda küçük bir orkestrayı yönetiyor. Evet, tiyatro müziği yapıyorsunuz. Evet, tiyatro müziği. Evet. Çok güzel. İleride projelerinizden biraz bahseder misiniz? Yani bir senfonik orkestrayla bir konserto falan düşünüyor musunuz? Şimdi Kafe de Beyoğlu ile ilgili projelerimiz var. Yakında ODTÜ'de 15 Mayıs bir konser söz konusu olacaktır. Yani şu anda öyle gözüküyor. Organizasyon başlangıç aşamasında. Bir bakalım. Onu düşünüyoruz. Bir de yurt dışına bir turne Kafe Beyoğlu Suvat ile yani öyle bir turne düşünüyoruz. Bu bizim bu CD'leri yayınlanan firma yani bize söz verdi. Böyle yurt dışı bir turne için bir söz verdi. Onun çalışmaları da yapıyoruz. Şu anda tam belli değil nereye olacak ama yani öyle bir şey olacak yani. Zamanı daha bellidir. Gene evet, bellidir. Bu grup olacak. Trio gidiyorsun. Trio. Kontrabas, piyano. Yani keman, piyano, kontrabas. Natalya Hanım'la. Natalya Hanım, Özgür Uluçınar operadan ve ben. İnşallah ileride şey olursa ben de şimdiden sizinle beraber bir şey çalmak isterim. Bir gene bu trio grubun içinde Natalya Hanım'ın icasıyla sizin kemanınıza ve bir de tarı da koyup bir proje yaparız bir konser için. Renk katarsınız. Tabii. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak benim için de çok onur verici olacaktır. Sağ olun, sağ olun. Evet, Ternan Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız, renk kattınız. Ben buradan Natalya Hanım'a da teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Natalya Bozkurt bugün piyanosuyla bize eşlik etti. İnşallah başka bir programlarda yeniden sizlerle beraber olmak isteriz. Ben de size Abdullah Bey çok teşekkür ederim bu programa bize davet ettiğiniz için. İnşallah umarım bizim böyle bir çalışmalarımız devam eder. İnşallah, inşallah. Bizim bir projeler yapıp da bir konserler aslında ben vermek istiyorum sizinle beraber bir yerde olmak istiyorum. Evet çok iyi olur, bir renk katarsınız bize inşallah. İnşallah ileride yani böyle bir programlar yaparız. Size bir daha teşekkürlerimi bildiriyorum. Sağ olun. Programımıza katıldınız. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum çok değerli keman ustası Terlan Gazanfer oldu. Bir başka programda yeniden sizlerle beraber olmak dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın.